Altın değerinde 3 tavsiye istesem hem kadınlar hem erkekler için ne olurdu? Erkeklere en büyük tavsiyem şu: eğer birisinin etkisindeyseniz, anne baba birisi yani 30-35 yaşına gelmiş bir adamın artık özgürlüğünü kazanması lazım, bu bir. Yapıyorsanız kendi hatalarınızı yapın, başkalarının tavsiyeleriyle hata yapmayın. Kendi hatanızı yapıp bundan öğreneceğiniz çok şey var. Benim çok başıma geldi. Ve özellikle genç erkeklere de şunu söylemek istiyorum. Mutlaka 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 durumunuz varsa yurt dışına çıkın. Ülke adı önemli değil. Norveç'e gidersin, başka bir şey öğrenirsin. Uganda'ya gidersin, başka bir şey başına gelir. Yurt dışına çıkmayan bir insan hayatı bilmeyen bir insandır. Nokta. Hiç tartışmam bile bunu. Yurt dışını bileceksin bir kere. Çünkü kendi kültürüne gerçekten objektif, nesnel bakmanın yolu dışarıdan bakacaksın. Daha iyi görüyorsun her şeyi. Burada kendi aramızda böyle kavruluyoruz ama dışarıdan bakmak önemli. Kızlara da şöyle tavsiyelerim olabilir. Genç kızlara yönelik, yani işte 20, 22, 24. Duygularınız size yalan söylüyor. Bu bir. Duygular çok kandırır insanı. Kadınları çok kandırıyor duyguları. Duygularınıza bir sahip çıkın. İki, lütfen bir fren gaz dengesini bir sağlayın. Yani böyle körü körüne, ay çok seviyorum, hayatımın aşkı diyen 19 yaşında kızlar var. Canım sen bir hayat yaşamadın, 19 yaşındasın. Senin için hayat henüz başlamadı. Rüya görme lütfen, bir uyan. Hayat 30-35'inde başlıyor canım. Ya bunu özellikle söylemek istiyorum. Hayatının aşkı falan da değil o çocuk. O çocuk 4-5 sene sonra saçları dökülecek, böyle tipsiz bir adam olacak. Aslında hiç de bir şey olmadığını anlayacaksın. Şu an seni duyguların sadece efsunlamış, büyülenmişsin yani. Boş ver sen şimdi bu ergen tavırları. Bunu söylemek istiyorum. Üçüncüsü de şu. Gerçekten doğru bir erkeği 30 yaşından önce anlayamazsınız. Benim şöyle radikal bir düşüncem var. Söylüyorum da bunu. Evlilik yaşı 25'e çekilmeli. Ben öyle söylüyorum. 25 yaşından önce insanlara evlilik izni bence verilmemesi lazım. Çünkü bir insanın ergenliği 18'de bitmiyor, 25'te bitiyor. Çok şey değiştirir. 25 yaşına gelen bir insan hayatı daha fazla tanımaz mı? İnsanları daha fazla tanır, duygularını daha bir kontrol eder, bir olgunlaşır. Hiç kimse 19 yaşında olgun falan değil. Hiçbirimiz